Alacaklı olduğum kişinin bana olan borcunu silmem zekata sayılabilir mi diye sorulmuş. Değerli arkadaşlar, zekat malum olduğu üzere temlik esası üzere bina edilmiş olan bir ibadettir. Yani zekatta mutlaka temlik edilmiş olması gerekiyor bir malın. Yani bizatihi kendisinin bu para olabilir, bir eşya olabilir. Karşı tarafa, fakire zekat verilebilecek olan kişiye verilmesi gerekiyor. Bizatihi kendisine sahip kılınması gerekiyor. Onun için sizin bir malı, bir parayı karşı taraftaki insana tevdi etmeniz, vermeniz ve o paraya artık o kişinin sahip olması bu temlik anlamına gelir. Yani o paraya artık malik olmuş oluyor o kişi, sahip olmuş oluyor. Buna temlik diyoruz. Burada ise herhangi bir kişiden sizin alacağınız olabilir. Yani size borcu vardır. Bu bir haktır. Yani sizin o kişiden borcu ne kadarsa artık o kadar bir miktar para alma hakkına sahipliğiniz vardır. Dolayısıyla o kişiden bu hakkı iskat etmiş olmanız, düşürmüş olmanız temlik ettiğiniz anlamına gelmez. Yani o kadar bir miktar parayı ona verdiğiniz, onu böyle bir paraya sahip kıldığınız anlamına gelmez. Yani İslam fıkhı açısından bu böyledir. Evet, örfe baktığımız zaman diyebilirsiniz ki yani bunun arasında ne fark vardır? Sonuçta o parayı size vermesi gerekiyordu. Siz de artık affederek, iskat ederek o hakkınızı düşürmüş oldunuz. Adamda kaldı o para diyebilirsiniz ama İslam fıkhı açısından baktığımız zaman da temlik böyle incelenmiyor. Bu bir ibradır, bu bir iskattır. Dolayısıyla iskat ve ibra yoluyla birlikte zekat verilemez. Ne yapılması gerekir bunun için? İlla ki borcun düşürülmesi, iskat edilmesi isteniyorsa o miktar bir para, yani ne kadar bu alacak varsa o miktar bir parayı zekat verecek olan kişi borçlu olan kişiye verir. Daha sonradan borçlu olan kişi de tekrardan ona o parayı vermiş olur. Böylece bir kabız yoluyla beraber tekrardan zekat verilirse, arada bir kabız olursa, o zaman bizatihi İslam fıkhı açısından da temlik demiş olduğumuz mesele meydana gelmiş olacağından dolayı bu usulle birlikte bu mevzu halledilmiş olabilir. Ama bunun dışında, yani sadece ibra etmek yoluyla birlikte zekat verilmesi caiz değildir.